Evet, Billboard Radio dinliyordum az önce. Türkiye'nin ilk retro radyosu olduklarına iddia eden bir radyo bu. Öyleyse sormak istiyorum, Radio Time ya da Radio Nostalji neydi? Gelelim konumuza. Bir Kanven, fiyat 500'ün içindeyim. 1.4 litre benzinli ve manuel şanzımanlı araç. Dün akşam İtalya'da olan depremin sonuçları ne olacak henüz bilmiyorum. 6.3 büyüklüğünde bir deprem olduğunu düşünüyoruz. O günün arkasında bu konuşmayı yapıyorum. Fiyat 500. Niye İtalya'daki depremle bağlanın? Çünkü İtalyanların küçük şehirlerinde, küçük otomobillerinde başarılı olduğunu altını çizmek istiyordum. Çünkü mesela bir örnek vereyim size. Smart dünyada en çok Roma'da satıyordu ki Amerika'da satılmaya başlayana kadar. Tabii Amerikalıların şu mass production manyaklığı olduğu için bunlar böyle daha çok olmalıyım diye hani herkes bir Smart alıyor. Gel gelin şöyle İtalya gibi bir ülkede herkes gerçekten satın. Amerika'daki gibi leasing yapmıyor hani vesaire, kiralamıyor. Fiat 500 ise retro bir otomobil. Retro bir müzik kanalı dinliyorsa eğer, retro bir otomobil de kullanmalıyız mantığıyla bu radyoyu dinliyorum. Şimdi 500 neden ortaya çıktı? Baktılar ki adamlar ya Mini diye bir araba var, deli gibi de satıyor. Hani üretim maliyeti şu kadar ama biz bunu işte premium diye gazlıyoruz gibisinden düşünüp Fiat 500'e böyle bence ortaya çıktı. Çıktı iyi güzel de acaba orijinali gibi hissettiremiyor mu? Türkiye'de Fiat 500 daha önce satılmadığı için bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz diyebilirim. Çünkü yok, bulamazsın. Yani en yakın araç Fiat 126 Beast, ki o da yani arkadan motorlu bir araç. Yani Fiat 500 muhtemelen daha önce New Beetle'ın yaptığı gibi bir operasyon yaptı. Platform olarak mevcut modellerin platformunu kullandığı gibi motorlar olarak da diğer modellerini aldı. Motoru arkadan öne taşıdı. Vesaire vesaire. Ama garip olan önceki Fiat 500'ün ruhunu kaybetmedi. En azından Avrupa'daki satış rakamları böyle gösteriyor ki Türkiye'de de göreceğiz. Ama Türkiye'deki fiyatı çok pahalı bu arada. Yani 28 bin liradan başlıyordu ÖTV indirimi öncesinde ki hani A segmentinde bir araba paraya veriyorsun. Aynı donanımda bir tane Grande Punto alsan daha ucuz yani. Ben şimdi niye sıkışmak varken Grande Punto'ya binmeyeyim ki? Yani şu kırmızı dashboard için mi alacağım bunu? Ya da bu pop bir dop bir şey için mi? Şehir için lazım yani. Park yeri taşlardan geçerken her tarafını kırabilirsin ya. Acayip sert. O yüzden çok böyle şey yapmadım. Çok hoşuma gitmedi. Ama ne zaman hoşuma gidiyor? Sport modunu alıp vites büyüttüğüm zaman otobanlarda falan, o zaman hoşuma gidiyor tabi. Küçük bir araba ve böyle diye gidiyorsun böyle. Göstergeden de şık. Baksana. Mesela vites küçültelim. Hoş tabi. Ama bir o kadar da boş mu desek acaba? İşin gerçeği ergonomik sorunları da var. Ağ sütunu çok acayip bir şekilde geliyor. Ben doğru sürüş pozisyonuna ayarladığım zaman dikiz aynası o kadar kötü bir yerde kalıyor ki böyle bazı yerlerde kafayı oynatmak böyle sanki boksörüm de gardımı almışım gibi takılıyorum böyle. O hoşuma gitmedi. Çok böyle bar sandalyesinde gibi oturuyorsun. Koltuk yükseklik ayarı var mesela. Alçaltıyorsun, sırf poponun orası alçalıyor. Ne biçim bir şey anlamadım. Müzik sistemi, Windows Pi falan filan böyle. Stick falan takıyorsun, göstereyim. Şu zaman ama bu kadar mı çalışmaz be kardeşim? Ya mesela folder olarak geçemiyorsun şarkıları. Ondan sonra takıyorsun o müzik seviyesi bilmem neyi ayarlamak bayağı bir zor falan. Yani Hyundai'den ders alın ya. Baksana sıkıyorum. Otobanda şu anda 130'da gidiyoruz. Bak bak bak. Bak. Oy, oy. Ay, tık, tık, tık.
Kol bastı oynayan bir araba bu ya. Yani Fiat şöyle bir otomobil üretmiş aslında. Geçenlerde bunu buldum ve çok hoşuma gitti. Başkaları için otomobil satın alıyorsun. Fiat 500 satın aldığında. Bak ne kadar şıkım. Bak ne kadar sevimliyim. Bak ne kadar sempatik. Yani böyle bir otomobil aslında bu. 28 bin lira verene kadar git Micra al. Hani sevimlilikle. Al Fulya'nı baba. Her bir bokunu al yani. Kesinlikle daha mutlu edici bir otomobil olabilir ya. En azından satın alır. Sen 28 bin lira veriyorsun. Tek kapısı var. Kapılar şehir içinde. Ya nasıl böyle bir şehir içi otomobil olabilir ki? Kapıları açtığın zaman hiçbir yere sığmıyorsun. Bu bir. Şehir içinde zıp 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 gidiyorsun. Bu iki. Otomana çıksan hani. Ya orada da zıplıyorsun. Her şekilde. Yani. Beni mutlu etmedi ya. Detayları sonra anlatırım. Yazarım, şey yaparım. Hadi bakalım.